11-17 Ocak haftası hangi dualar okunacak? Bakın dua kitabım yine elimde. Ben inceliyorum, incelemeden yapmıyorum. Bu hafta özellikle Fatiha suresini 21 adet, Fil suresini 21 adet okuyacaksınız. Kureyş suresini 7 adet, Kevser suresini 21 adet. Bunları bir güzel okuyacaksınız ama öncelikle bir tane de Yasin okumayı unutmuyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Evinizde gül, mesela gül suyu var mı? Ya da gül yaprağı. Mesela her gün okuyacaksınız. Mutlaka evinizde gül olsun istiyorum. Şurada marka göstermemek adına. Neden? Ya da gül suyunuz varsa mutlaka bir tencerenin içerisine 5-6 yaprak ya da 7-8 yaprak gül suyunu bir güzel yıkadıktan sonra suyun içine koyuyorsunuz ve bu söylediğim duaları o tencerenin içerisine üflüyorsunuz. O tencerenin buharıyla salonunuzu, yatak odasınızı, banyonuzu, bütün evin buhar enerjisiyle bir güzel yapıyorsunuz. Lütfen temiz suyla yapın bu dediklerimi. Sonra bir bardağını içiyorsunuz. Ailede kim varsa birer bardak içiyorsunuz. Sonra onun içine biraz sirke koyuyorsunuz. Yani bayağı 6-7 hani bir çorba kaşığı kadar sirke koyuyorsun. Evinizin eşik bölgelerini, evinizin tozunu, camlarınızı silebilirsiniz. Ve özellikle kısmeti bağlı olanlar mutlaka bunu 3 cuma yapmalı. Kısmet kapınızın açılmasına sebep olur. Ve uzun süredir işle ilgili de ben şanssızım Emine Hanım, bunu işte de yapayım mı derseniz mutlaka 21 adet de karınca duasını içine okuyacaksınız. Evinizin enerjisini, hatta mümkün olduğu kadar abdest alır gibi bütün vücudunuzu yapıp 2 rekatte şükür namazı kılarsanız bu haftaki enerjiniz muhteşem olur. Tüm enerjiler sizlerle olsun değerli burçlarım. Allah'a emanet olun. Umut ve dualar sizinle olsun. Muhteşem bir Ocak ayı olsun. Ne istiyorsanız kapınızda olsun. Umutla kalın, hoşça kalın.